Kamuoyuna. Her şeyin suç sadece yolsuzluğun suç olmadığı bir ülkede yaşar hale geldik. Bilindiği gibi Türkiye'de son 100 yılın en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olan 17 ve 25 Aralık operasyonlarının üzeri AKP iktidarı tarafından ve onun savcıları tarafından kapatılmak isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sözde yürüttüğü soruşturma sonucu aralarında 4 bakanın oğlunun da yer aldığı 53 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Operasyonlar sırasında para kasalarını ve ayakkabı kutularından çıkan paraları sıfırlamayanlar şimdi dosyaları sıfırlayarak yolsuzluk, hırsızlık ve rüşveti kabul ettirmeye çalışıyorlar. Yargının üzerinde baskı kuran AKP iktidarı ortada çok somut deliller olmasına rağmen hiçbir şey yokmuş gibi dalga geçircesine dosyaları kapatıyor. Bu takipsizlik kararıyla görüyoruz ki 17 ve 25 Aralık soruşturmasında paralar değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük yolsuzluk ve rüşvet iddiaları hasır altı edilmiştir. Üstelik bu iddialar hukuki gerekçelerden ziyade siyasi gerekçeler üzerine bina edilerek soruşturma dosyası kapatılıyor. Yani bu dosya hukuken değil, siyaseten kapatılmıştır. Bu kararlarla birlikte çok önemli dosyaların silineceği ve imha edileceği gerçeği ortadadır. Dosya bu haliyle kapatılmış olabilir. Ancak bu karar ve dosyanın milletin vicdanında kapanması mümkün olmayacaktır. Değerli basın mensupları, bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kararı demokrasinin, bağımsız yargının ve hukukun katledilmesi olarak değerlendiriyoruz. Yolsuzluğa, rüşvete, hırsızlığa karşı Türkiye'nin aydınlık geleceği için mücadelemiz dün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu temennilerle katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Başkanım,